Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Rahmeti de üzerinize olsun. Amin. Kuyat'a vel gülüb. Medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Kemal Ekrem'in, medet ya Yahev Alemin. Destur ya Adem Safiullah. Destur ya Nuh Şekurullah. Destur ya İbrahim Halilullah. Destur ya Musa Kelimullah. Destur ya İsa Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa Habibullah. Destur cümle Peygamber Anzam ve Resul-i Kiram Hazreti. Destur ya sahibel meydan. Rızaan lillahi lil-Fatiha ma'as salavat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Rabbime hamdle başlar. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa, ahir zaman Peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Nebiyyü Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine selatü selam olsun. Âli ashabına da selatü selam olsun. Muhib ahbaplarına da selatü selam olsun. Allah'a çok zahmet ediyorsunuz. Tabii Allah için yapılan şeyler ölçüye gelmez. Ehli aşkın, aşkının değerini ancak Allah bilir. Samimiyeti derecesindedir Allah olan inancı. Evet, nispetinde yapmacık iman da bir şeyler ifade eder ama samimi iman gibi değildir. Biliyorsunuz imanın 6 şartı var. 6 esası var. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rasulihi ve'l-yevmil âhiri ve'l gaderi hayrihi ve şerrihi. Min Allahu Teala vel vâzul vâzul mevl hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulüm. İmanın şartı. Bunlar noksan oldu mu? İman noksan. Neden biliyorsun? Kur'an Azimüşşan'da Hazreti Allah öyle buyurmuş. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Eş'ari Hazretleri, evet, itikatta mezhebimiz olan İmam Maturidi Hazretleri, Kur'an'da öyle ayetleri beyan etmiş ve açık açık da salih görülüyor. İmanın şartı. Bunlardan noksan oldu mu, imanda noksandı. Hiç olmadı mı? İman yok. Yalnız âmentü billahi de kalmış. Yalnız âmentü billahi de kalmış. Ne Allah'ın varlığına inanmış. Ne bu? İmanın o şubesini anlamış. Diğerlerine habersiz. Kim bu? Müslüman. Nım desin, İslam'a girdim desin. Ama iman bundan ibaret mi? İlim Allah'ı bilmek.
Allah'ı bilmenin efendim izahı var. Peygamber Efendimiz'e izah buyurmuş. Gönderdiği semavi kitaplarda izahını buluyoruz. Allah'ın sıfatları var. Beşere mal olmadık sıfatları var. Zati sıfatları var. Zatına mahsus. Subuhi sıfatları var. Bir de bize kullarına başlatmış. Beni Adem'e başkasına değil. Fiili sıfatları var. Bütün mükemmelat, Adem onun fiiliyatı. Herhangi bir parçasına Allah destek olur mu? Hayır. Günaha girersin. Allah olur. Allah'ın ol emriyle olan olaylar. Bunların en efdali, şereflisi nedir? Beni Adem. İnsan olmayan namzet yaratılmış Beni Adem. İnsan olmuş. Ne nasıl olmuş? İşte âmentü billahi ve melâketi ve kütübü. İslam'ın şartı üzerinde tecelli etmiş, tebeyyün etmiş. Bu insan, böyle insan olduğunu Hazreti Allah mü'min diyor ona, müttaki, ittika sahibi. Hemen Bakara Suresi 5 ayet. Kur'an'ın başında var. Evet. Onun için haybiye kürek sallamayalım. Bir kişiden bahsederken soyadı bulmayandı, sizden söz versin o bitir bunu değil mi? Biz anlayamıyoruz. İlim Allah'ı bilmek, ilim Allah'ın yediği kudretinde. Ne demek yediği kudretinde? Bilediğine ihsan edelim diyor Hazreti Allah. Biz Adem'e eşyanın ismini öğrettik. Ona hikmet verdik. Melaike'ye sorduk bilemedi ama Adem bildi. Yegane üretici, yegane varlık sahibi, var olan Hazreti Allah'tır diyor. Gerisi fer'idir. Peygamberimiz Efendimiz de buna dahil. Fer'i. Allah'ın elçisidir. Evet, kullar arasında elçidir. İstisnai yaratılmıştır. İstisnai. Diğer kulları gibi değildir. Ne meziyeti vardır? İşte Jedi'de, Bantada bahsettik. Verdiğimiz gibi İsmet, Fetanet. Efendim. Yani doğru olması evvela. Ondan akıllı kimsenin olmaması. Yoktur. Peygamber'den akıllı kimse bulamazsın daha. İsmet, Fetanet. Emin, emniyetli olması. Emniyetli kişi. Malum bunları kitaplarda yazıyorum. Peygamber olmak için, Peygamber Efendimiz, Efendilerimiz, Allah izlerini ayırmasın. Öyle bir havaya bürüdüler ki bizi, başka peygamberin önüne dışladık. Sevmedik, hasim gibi baktık, düşman gibi onları düşündük. Hatır için dedik, aslı yok, aslı yok. Böyle değil kardeşim. Mensup olduğun şeriatı da yükümlü olduğun peygamberin izinde gideceksin. Siz Hristiyanların Yahudilerin evliyalarını evliya etmeyin çünkü onlar kendilerini evliyasıdır. Bize burası lazım. Niye aşağıdan yukarıdan okumuyor?
Yahu aşağıya orayı sen harap etmişsin. Dost diye. Dost ne demek, evliya ne demek? Evet. Eğer senin düşündüğün gibi olursa Kur'an'da tezat var o zaman. Allah'ın bildirilerinde tezat var. Haşa, tenzih ederim Rabbim'i. 90 sıfattan. Olur mu? Evet. Bugün buna doğru gidiş var. Bakın Diyanet falan da değişti. Beceremiyorlar ama becerecekler inşallah. Biz zaten o peygamberlere bir şey dediğim yok ki. Hatta çocuklarımızın ismini efendim Musa, İsa falan koruruz demeye başlarsan. Öyle diyorlar. Yine de gülmüyorlar. Biz zaten çocuklarımızın ismini Musa, İsa koruruz. Bizim Bektaş öyle demiş, gemi sallanıyor, kuzucuklar çoğalmış denizin yüzünde, battım batacağım arasında, herkes tekbir getiriyor, ezanı Muhammed'i okuyor, zenginler damak başlıyor boyda, ver haber, ellerinde hiçbir şey bırakmayacaklar dediyse salladıkça, Bektaş da güverteye oturmuş, çubuğu çubuğu yakmış, kabile zayi yarabbi diyor. Ben hepsi bana verecek. Başlayacaklar, başlayacaklar, hiçbir şey kalmayacak. Ha biraz daha yarabbi. Öyle mi? Hepsi bu konuma benzeyecek. Sallıyor zaten Cenab-ı Hak. İnşallah. Ona doğru gidiyor zaten. Sallama bu. Rabbilerini kim icat etti? Allah'tan başka vücut mu var? Aklınızı başınıza alın diyor. Sizi onlara kafir gavur dediklerine bir takayım. Beş tane ne halt ettiğini siz de anlayın. Onlar da anlasın. Onlar da anlasın tabii. Sadece biz değil, hiç noksanlık. Onlar bizden daha çok noksanlık yapıyorlar. Ama medeniyetin, teknolojinin, bugün yaşanacak zamanın bizden iyi anlamışlar değerli. İşte onu diyorum da ben anlamıyorum bazı röportaj yaptığımız kişiler. Gerçek Müslümanı Amerika yaşıyor diyor. Ben böyle demedim canım. Gerçek Müslümanı niye Amerika'ya? Bu yönünü İslam'ı tercih edecek olursak, bu yönünü numara verecek olursak, bir değer verecek olursak, bunlar bizden nerede var? İslam'ı bu yönünü daha iyi anlamışlar. Bu başka. Onlar İslam'ı biliyorlar. Öyle değil. Neyse. Öyle yazmış aklımız cızlıya da. Somut izah ediyorlar ama başına Amerika en iyi Müslüman. Tövbe subhanallah. Olur inşallah. Diyorsa yıkarık bile ezberkleri. Yani esir olsun diye söylüyorum. Bunu yıkanları kabul ediyor musun? Hayır. Hayır. Onlar benim şeriat kardeşimdir, din kardeşimdir ama Peygamberimizde bir yanlış yapıyorlar. Başta türlüğe var mı? Kafirle başta çıkamıyoruz. Çıkacak şekilde hazırlansaydın. Allah'ın emri tertib-i ilahi böyle değil. Sen 10 binlerce, 20 binlerce, 100 binlerce masumun kanına gir. Bunu İslam'ın adeti yok, rica edin. Gel. Eğer oturalım, doğru konuşalım. Başka imkanım yok. Evet. Hüküm vermiyoruz da. Biz İslam'ı böyle görmüyoruz. İster kız, ister kız. Sen yavru değil mi? O genç yavruların benimle bomba bağlayıp da gönderdiğini tasvip etmiyoruz. Estağfurullah. O ne biçimmiş? Saçı bitmedik yetim yavrular, zavallılar. Kaldırıyorsun onu, 72 vuru seni bekliyor, lan ne duruyor dünyada? Ne anlıyorsun diye, etme bunların hesabı sorulur, yapma ya. Yapma ya, gün ışık görmedin daha zavallı.
Cihat yapıyorum. Ne cihattan cihat? Böyle adam öldürmek değil ki. Bakın açık konuşuyorum ki sana Allah'tan yapmıyor mu? Ne yapalım? Başka ne yaparsın? Sen olsan ne yapalım? Ha? Hangi mevzuda bakarsan ne hale getirmiş ya? Mesela tesettür bugün bayağı bir numaralı programımız değil mi? Devletin de hükümetin de efendim ordunun da problemi bu ya. Niye anlaşılmıyor Allah'ın emirleri doğrudan doğruya? İçin bahsetmiyoruz. Neden anlamak istemiyoruz Allah'ın buyurduğunu? Kim diyor Hazreti Allah? Son yazıyı buldum. Evet, Süleyman Ateş'in tefsirinden aldım. Ya buyur. İnanan erkeklere söyle, bakışlarından bazılarını yutsunlar. Bakışlarından bazılarını. Yani göz değil yalnız görmek. Her birini azan görüyor. Kendine göre. Hissediyor. Galeyana geliyor. Efendim. Etkileniyor. Evet. Buyur. Irzlarını korusunlar. Irzlarını korusunlar. Ne olursan iffetlerini korusunlar. Rısveti bilmez bu insanlar. Evet. Bu onlar için daha temizdir. Bu onlar için daha temiz. Temiz mi arıyorsun? Böyle yapın. Evet. Şüphesiz Allah onların her yaptıklarını haber almaktadır. Değil mi? Evet. Peki. Nur suresi 30. İnanan kadınlara söyle. İnanan kadınlara söyle. İmansızlara değil. Evet. Bakışlarından bazılarını yumsunlar. Yumsunlar. İnanan kadınlara söyle. İnandım diyor mu? Vallahi inandım, resmen inandım diyor mu? O zaman bakışlarından başka bazılarını yum. Evet. Irzlarını korusunlar. Irzlarını, iffetlerini, namuslarını korusunlar. Süslerini göstermesin. Süsleri ziynet mahalleri burada. Süsleri ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemde yapıyor. Erkeğe güzel gösteren sakala, kadını güzelleştiren saça yemin ederim. Süs göstermesin. Evet. Ancak kendiliğinden görünenler hariç. Ancak kendiliğinden görünenler hariç. Kabul edemiyor. Daha ne olur? Evet. Başörtülerini yırtmaçlarının üzerine koysunlar. Şu göz yırtmaçlarının üzerine koysunlar başörtülerini. Niye? Memelerin arasını gösterirsen başka tarafı göstermek gerek yok ki. Erkeği celbetmek için. Affedersiniz yani şey olarak demiyorum da. Değil mi? Ne? Ha. Süslerini kimseye göstermesin. Süslerini kimseye göstermesinler. Evet. Yalnız kocalarına yahut babalarına yahut kocalarının babalarına yahut oğullarına yahut kocalarının oğullarına yahut kardeşlerine yahut kardeşlerinin oğullarına yahut kız kardeşlerinin oğullarına yahut kadınlarına yahut ellerinin altında bulunanların ihtiyacı bulunmayan ihtiyacı olmuyor. Artık adım olmuş. Islığı tükenmiş. Bir şey yapalım. Yani hizmetçilerine yardıma muhtaç ihtiyarlara ihtiyarlara, bunaklara henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklara. Daha bir şey bilmiyor. Bir şey bilmiyor değil, kaç yaş artık onu size bırakıyor. Evet. Gösterebilirler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasın. Ey müminler, topluca Allah'a tövbe edin ki felaha eresiniz. Nur 30. Topluca da Allah'a tövbe edin. Şahsen ettiğiniz gibi. Topluca da Allah'a tövbe edin ki felaha eresiniz. Ne kadar açık değil mi? Rica ediyorum. İnanan kadınlara söylüyor. Sonra kıza. Evlenme çağını geçmiş kadınlar fazla ziynet göstermeden dış elbisesiz dışarı çıkabilirler. Ama sakınmaları, ağırbaşlı davranmaları daha uygun. Başın hangi daha uygun? Evlenme çağını geçmiş kadınlar. Geçmiş kadınlar. Artık dur. Yaşına geçiyor. Kadın korkak, en korkunç anı odur. Bebek doğuramam bile. Gibi. Böyle kadınlar varsa niye? Gizli kalmış. Kimseye haberi yok.
Onun komşular bilmiyor ne olduğunu. Onlar dışarısılarını almadan dışarı çıkarlarsa onlara bir his yoktur. Niye? Biraz tanısınlar ya. Bakın çok önemli bunlar. Bunların üzerinde Allah'ın mı? Evet. Dış elbisesi dışarı çıkabilirler. Dış elbisesi dışarı çıkabilirler. Ne demek dış elbisesi? Yine tesettür edecek de üzerine kalın bir şey böyle örtüne almayacak. Evet. Ama sakınmaları, ağırbaşlı davranmaları daha uygun. Sakınmaları, ağırbaşlı davranmaları daha uygun. Ama biraz bırak açık görünsün diyor hastalar. Ne yapsın? Kaldı evde. Beşiktaş evde kalmaz, deri kız evde kalmaz dediler. Hani bir laf vardı tabi. Ne kalmış? Evet. Peygamber, hanımlarına kendilerini herhangi bir kadın gibi olmadıkları, kuşku uyandıracak davranışlardan sakınmaları, hatta yürekli kimselerin işlerinde herhangi bir şehvet arzusu uyandırmamak için, için söze dalmamaları, kırıtarak değil, kırıtarak da böyle sakınca yok. Evet. Ağırbaşlı konuşmaları ve güzel söz söylemeleri, evet. Allah'a ve elçisine itaat etmeleri, Allah'ın ayet ve hikmetlerinin kendi evlerinde okunması nimetinin değerini bilmeleri ve ona göre davranmalarını emrediyor. Çünkü onların yanında ayetler okunuyor. Ona göre davranın. Ey Muhammed hanımları, Peygamber hanımları. Değil mi? Allah şükürsen razı olsun. Evet. Ahzab 33. Şimdi bu bazıları diyor ki efendim bu ayet Peygamber Efendimiz'in hanımlarına geldi. Ya inanan hanımlara da diyor. İmansız hanıma deme bir şey, ne adeder seçsin o. O gün yiyormuş, ele dayamış, güneşe dayamış. İnanan kadınlara söyle. İnanan. Ama senin hanımlarından inananlar değil, hepsine söyle. İmansız kadın olmaz, Peygamberimizin hanımı imansız olur mu? Olmaz da. Burada şart o değil. İyi anlayın. Bakın. Evet, oku. Ey Peygamber. Ey Peygamber. Yine Peygamber. Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına. Müminlerin kadınlarına. Hatta kocası mümin de kadın değil. Ona da söyle. Evet. Çok dikkat edersin yazılar. Çok güzel açılıyor. Evet. Cilbaplarını üzerine alsın. Cilbaplarını üzerine alsın. Cilbabın uzunluğu verilmemiş ölçü. İşte bir şey var, şurayı iç başlarını kapatacak şekilde. Göğsündeki yırtmacı kapatacak şekilde. Evet. Cilbaplarını üzerine salsınlar. Salsın. Onların tanınmamaları ve incitilmemeleri için en uygun olan bu. Hem tanınmasınlar, tanınırsa incitirler. Bakın. İncisilmemesi, burada eza olursunuz diyor Hazreti Allah, bazı müfessirler de. Siz ziynet mahallelerini göstermeyiniz, eza olursunuz. İlk ben öyle duygu hissediyordum ki, onlar fırsat bulduğu zaman size eza ederler. Niye? O neslin idamesi için öyle tanzim ettim ben. Ama emirlerimle de yasakladım. Emirlerimle yasakladım. Sadece nefsinin işini değil insan, imanlı insan. İmanlı insan Allah'ın emrine mucidir. Nefsinin hazzına değil. Nefsinin hazzına gidiyorsa imansızdır. O anda imansızdır, Allah korusun. İyi anlayalım. Açık. Şimdi benim devletim, hükümetim, ordum. Şimdi bu emre karşı inanmış, ittika sahibi mümin, hanımlar yahut müminlerin hanımları niye yapsınlar? Allah bunu hayır, bir şey yok. Anladık. Sen diyorsun ki ben onu memura olarak ben daire oturtturmam öyle başı bağlı. Umacı gibi falan falan diyorsun. Allah şöyle mi diyor? Sen ne diyorsun? Ben onlara tahsil yaptırmam diyorsun. Hayır tahsil yaptırmam da
Yalnız imansızlara mı yatıracaksın saçın? Tövbe estağfurullah. O başa çıktılarımızda da imanlar var. Olmaz mı? Ekşek eşi iman mı? Yani onlar imansız değil ama sen öyle bir sınıf farkı veriyorsun ki bırak ya, şu başı ötüye takılma. İlim beşikten mezara kadar, şunun içine ayrı, şunun içine ayrı değil. Herkes serbest. İnanıyor, örtülüyor, örtülmüyor. Ben bunu mesele yapma, anayasaya aykırı bir hareketmiş gibi göstermeye kalkışma. Sen bunu kanunlarla belirttin, kanun anayasa demek değil. Kanun, emrilahi değil. Evet. Evet. Bugün ne Hristiyan alemi ne Beni İsrail aynı hükmü vermiyor. Mesela onların kadınları falan bildikleri gibi yürü okuyorlar, bildikleri gibi efendim duvarın arasında ağlıyorlar falan, kapanıyorlar, kapanmıyorlar. Bırak. Bu sıfat tecelli ediyorsa bir kulda sertine başka türlü yapamaz. Mümin sıfatı tecelli ediyorsa, duruyorsa bir kadında dünyayı bağışlasa başka türlü yapamaz. Alışkanlık ayrı şey. Ecdadımız hanımefendiler hep alışmışlar. Birinin başını örtüsünü al, canını al da örtüsünü alma. Şimdi o kadar önem verin. Şimdi sen bunu alışmış, alışmamış mesele değil. İnanmış, inanmamış diyorlar zaten. Alışıklık değil de inanmış, inanmamış. Ben anlatıyorum. Abdülaziz dünyaya geldiğinde herhalde. Anası rahmetli kendiniz şeyde, doğmadı. O gün de ziyaret günü, çocukları götüreceğim. Anlarını görsünler. Üç tane de sıçtırırken Aysam'a, Sula var. İrileşmişler o ya. Ya ben size hiç bakmadım mı dedim siz? Bayağı iyi, irileşmişsiniz. Hadi şimdi aşağı inin. Bu nelerde duruyoruz? Altında da her şey satıyorlar işte. Aşağı inin de böyle başörtüyle bakayım, beğendiğinizde. Götürmem miydi? Götürmem. Ne yaparım? Hayır. Neyse abi hareketleri alıyorum. Aldım başörtüleri. Başörtüleri bakarlar. Gözleri yumruk gibi şişti. Ben... Efendim. Bunlar yanıma alıp gittim. Kendiler dedi ki, hayır, ne yapmış bir şey var? Ve hala burunlarını çekiyorlar. Ve hala burunlarını çekiyorlar. Şimdi onu iyiydi ya. Şimdi bu ya, kızlarımın başarısını aç. Nasıl açacağız? Alıştılar çünkü. Alışmak başka. İşte Hazreti Allah inanan kadınlar. E inanmışsın işte. Ne? Alışmak başka, inanç başka. Hem alıştık biz hem imanımız. İman var. Hem alışmış hem de inançlı. Olmayanlar, olmayanlar. Allah onlara da iman kuran nasip etsin. Efendim. Bunun mesele yapmamalıyım. Bunun da ne ilgisi var? Bırak inanan da tahsini terbiyesi görsün. Ne cevherler var içinde. İstifade edilsin. Bu milletin ihtiyacı var. Her türlü insana. Efendim, medeniyetten prim vermeyelim. Katı kurallarla yaşamak öyle getirdiler efendim. Sabahtan akşama kadar öyle dinli dinledik. Artık müsaade edin de dünya nasıl yaşıyor, Allah'ın emrettiği normal yaşantı neyse biz ona da ayak uyduralım. Herkesi kafir, gavur, gayrimüslim diye bir anamız ağladı. Bugün yerimiz kalmadı. İslam dediğimi herkes korkuyor, ürperiyor. İslam dediğimi herkes korkuyor, ürperti geliyor.
Halbuysa Yahudilik diye din yok, Hristiyanlık diye din yok. Muhammedilik, evet var, Muhammedilik var. Musevilik var, İsevilik var. Var. Din nerededir? İslam. Başka din yok. Efendim Allah'ın beyan ettiği başka din yok. Adem Aleyhisselam'dan zamanımda kadar Peygamber Efendimiz'in zinciri Peygamber Efendimiz'de tamamlandı. Başka şeriat, şer'i hüküm gelmeyecek. Sonra gelen şeriatlara tabi olmak kemalatlı insanlara mahsus haslettir. Buraya noktayı koyayım. Ama evvelki şeriatta kalmak kafirlik, yavruluk, gayrimüslimlik değil. Bunda hata ettik. Haykırıyorum. Dünyaya haykırdım. Bak teşekkürler işte geliyor. Evet, din İslam. Senin tek elinde değil. Tek elimize gösterdik. Niye gösterdik? Tabii beş tane şart koyunca. Şartı hayır yok. Namaz, abdest, oruç her şey var. İslam'da şart değil. İslam'ın şartı değil. Allah'ın ihsanı, inamı, ihsanı, rahmeti. Kur'an'ın hemen başında 5 ayet Bakara suresi Elif la mim Zalikel kitabu la raybe fihi huden lit-muttaqin allazina yu'minuna bil gayb. Yadır. Anlayalım dinimizi, dinimizi. Şimdi kadar anlamadık mı? Hayır böyle dediler, böyle geldik. Şimdi kimse yemiyor bunu. Yanlış mı olmuş diyelim? Hayır. Bakıyoruz Kur'an'a yanlışlık yok. Biz de yanlışlık. Beşer'de yanlışlık. Düzeltelim artık. Yetsin bu çile. Herkese kafir, gavur, gayrimüslim demeyi bırakalım. Diyemeyeceğiz mi? Hayır. Allah var diyene Müslüman diyeceksin. Daha iman yerleşmedi kalbine diyor Hazreti Allah. Arama iman değil. Sen ölçüye sokuyorsun adamı. Onun için kafir gavur gayrimüslim hakkın yok mu? İslam'a girdik desin, Müslüman olduk desin. Bedevi hiçbir şey bilmiyor. Bedevi. Söyle Habibim Bedevi'ye. Allah aşkına başka taraf var. Müslüman olduk desin. Niye dünya bunu anlamıyor? Niye anlamasın? Kime düşüyor bunu anlatmak? Muhammedilere düşüyor. Sizlere düşüyor. Ama kendi hislerinin esiri olma. Bak fakir, Kur'an'dan anlatıyorum. Allah'ın kelamını anlatıyorum. Lütfen. Düşün. Hatta nefsinden fedakarlık et. Başka türlü söyleyenlere de münakaşa yap. Allah'tan korktu. Allah böyle mi diyor? Allah İslam'ı nasıl anlatıyor, sen nasıl anlatıyorsun? Evet. Daha imanla ilgili değil misin? Allah var demiş, tamam Müslüman. Bedevi de olsa Müslüman. Evet, bunu inşallah senlere haykırıyor, haykıracağız. Haykırdık. Dünya mecbur. Allah'ın bu türlü emrine boyun eğmeyerek insanlığı o türlü götürmeye mecbur. Evet. Yazdığım kitaplarda ne diyor? Ehli kitabın dostluğuna dün muhtaç idik. Bugün daha çok muhtaçız. Hatta
İmansızların zararı dokunmayan, faydası olan imansızların da ahbaplığına ihtiyacımız var. Yakınlığına ihtiyacımız var Allah aşkına ya. Değil mi? Adam şu gavurları ananımıza ağlattın böyle diye diye. Deme bunu. Deme. Allah ayırt etmiyor kullarını. Uyuz içinden vazgeçmiyor. Şu başka şu başka demiyor. En son gelen şeriat seni şımarttı mı? Hayır. Geçme onu. Allah'ın kulu bir tek sen misin? Tabii benim yüzüm gözüm vermem. Daha oldu bu mükemmel. Tek! Öldürme adamı. Öyle mi? Senin yüzün gözün vermez daha vurdum da şimdi neredesin yerini bir anla bakayım. Bak be! Nerelere gittin? Ne oluyor? Bunu bilemedik. Bilelim diyor. Girelim dedim sana da girmiyorum. Bir yerine varsınız. Niye? İhtiyacımız var. Biz kendi kendimizi götüremedik. Götüremiyoruz. Bir sürü menfi cereyanlar var. Şuradan birisi bir şey atıyor. Hadi o sözüm olsun diye vuruyorum milletin censesine. Ki en zekâvil Muhammed'in içerisinde Türk milleti. Bu da aciz. Türk milleti daha aciz bugün. Allah aşkına. Başka türlü kendini teselli etme. Lütfen. Girelim. Hikmet müminin kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın bu hitabın peşine koşalım. Hikmet neredeyse alalım bizim kayıp malımız. Şaşırdım ben. Böyle böyle dinlerle büyüttüler bizi. Cezat içerisinde büyüdük. Lan gavurunla ne icat ederler bildik gittik. Gavurun icat ederler gidik. Gavurun icat ederler bilmem ne yaptık. Bu ne ferhiz, bu ne Allah anlatmışsın. Kime gavur dedik? Allah'a inanalım sana. Peygamber ayı, şeref ayı, ey bilir. Ne hakkın var buna kafir gavur gayrısın? Evet. Şekiller aldatmasın bizi. Şekilde ki ibadetatı kastetmiyor. Ondan Allah'ın rahmet sıfatları o şekle görünmüş sana ihsan edilmiş. Sana ihsan edilmiş diyor. Namaz. Senin icadın mı? Bir beşer icadın mı? Hayır. Allah-u Teala Hazretleri miraçlar ihsan etmiş mümin kullarına. Herkes benim gibi namaz kılacak deme. Bunlar size emrolunduğu gibi evvelki peygamberlere de emrettik. Nasıl emrettin? Kıyam kıda, kıraat şükürü öyle değil. Onlara da namaz emrettik. Karışma sen de otur. Sana nasıl emrettik? Öyle yok. İnsan. Biz ölçü aldık. Nasıl ölçü aldık? Benim gibi namaz kılıyor mu kılıyor? Kafir gavur can. Niye Müslüman değil ki? Ne yapacak Müslüman olmak için? Beş şarta tabi olacak. Yok ya. Hadi Allah yok. Allah aşkına Resulullah aşkına. Bunları o sanmıyor. Yolun ya. Bak ben hiç o sanmıyorum. Bak şimdi. Dermaz bilmem ne okurken dönerdiler yine okur demiş. Yine okuyor eski ya. Bir oturduğunu Rabbim göstersen inşallah. Bir otursun şuna. Dünyaya otursun sadece Türkiye değil. Daha Türkiye oturttu. Araba ailemine gönderdik mantlardan, mektuplardan. Çıt yok. Çıt
yok ya, bir soru ya. İtiraz edecek olmasa. Edemiyor, niye edecek? İtiraz edemiyor. Kabul edemiyor, nasıl etsin? Şimdiye kadar hiç böyle gelmedi. Nasıl etsin onlara? Müslüman diye. Bir Allah diyor. Korkmuyorsan deme. Şerit işte. Her taraftan gelebilirim. Her taraftan, kurallardan. Devlet başkanlarından, bilmem neden. Araplardan yok ama bir tane geldi şimdi. Bir tane geldi. O da Ankara Büyükelçiliği. Irak Büyükelçiliği. Ankara'nın Irak Büyükelçiliği geldi. Ne diyorum? En son herhalde değil mi? Büyükelçilik. Tabii. O kadar olsun diyoruz da demek ki Ankara'dan epi aşlanmışım ona. Irak olsaydı o adam gittiydi. Benim imanlı kardeşlerim, ihlaslı kardeşlerim, derviş kardeşlerim. Allah'tan başka kimse ilah edilmiyor. Ama yaklaşmaya çalışalım. Aşkımız olsun, zevkimiz olsun. Onun için yaratıldın sen. Lütfen. Peygamber Efendimiz'in Allah izinden ayrılmasın. Ama ilah edinmeyin, lütfen. Allah'tan başka ilah yok. İlla ne var, Allah var. La ilahe illallah. Başka var mı? Yok. Biz Allah'ı zikredeceğiz, öyle mi? Tabii. Peygamber Efendimiz'i zikredemez miyiz? Hayır. Ne yapacağız ya? Bolca selam selam getireceksin. Emrilahi mi? Evet, levlâke 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 levlâke. Sen olmasaydı abim eflâk yaratmazdım. Hitabı Nur-u Muhammedi'dir. Bir şahsa mahsus değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bakidir. Şu anda mevcut. Karıştırma. Allah aşkına. Manasını iyi anla. Yazdım bir kitabın arasında manasını ya. Neyse şimdi bulamazsın. Evet. Onun için Müslüman başka din yok diyor. Benim varlığımı kabul eden kişiye senin başka ölçün yok Müslüman diyecek. Sen! Bitti. Bak. Ha, benim emirlerime riayet ediyorum. Mümin. Müttaki, ittika sahibi. Onları nasıl anlayacağız ya Rabbi? Muhammedilerden anlayacaksın. Bak namaz var onlar. İhsan ettim onlara namaz diye. Bir rahmetimi verdim onlara. Miraç verdim. Onlar gayba iman ederler öyle. Ahmet'e iman ederler. Ahmet'i gayiptir. Gayba iman ederler. Verdiğimiz hızdan tasattılar. Namaz kılarlar. Namaz kılarlar. Hadi buyur. Sana indiren senden evvelki indiren kitaplara da iman ederler. Tahrif olduydu. Neydi halk karıştırmazlar. Neyi tahrif ettin ya? Neyi tahrif ettin? Manasıysa sen de tahrif ettin. Kur'an'ın manasını aynen aktarabildin mi? Hayır. Zevkine göre tahrif ettin. Sonra anlatmaya çalışıyorum. Ama Kur'an benim koruyucusu diyor Hazreti Allah. Bütün kitaplar. Abi mevek benimle emretecek sana da aynı emrediyoruz. Evet. Ama nasıl? Seviyelerine göre, zamana göre, tekamüle göre, taş devri, tunç devri, devri, çelik devri, atom devri falan filan. Hidrojen devri,
Bilgisayar da öyle. Daha sayalım mı? Bunların... Evet, bunların... Zamanın teknolojisini, zamanın medeniyetini, zamanın yaşantısını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Melanetim değil. Hemen böyle deyince melanetten hatıra geliyor. Yok yok. Efendim. Ne diyeceğim hayvanı diye diyemiyorum. İşte dilime geliyor, gidiyor. Diyemiyorum da siz anlayın. Yazdığım kitaplarda da bahsediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de fakir otelde yatıyorum. Hacı annemiz hayatta sonlara var artırsın. Sabah namazdan sonra birden fırladım yataktan kalktım. Kağıt kalem var, defter var. Kırmızı defterim var, notalarım var. Defteri buldum, yazıyorum hararetle. Rahmetli dedi ki, ne yapıyorsun ya? Şöyle çok ciddi kanım var itibar. Niye? Unuturum diye. Evet, Peygamber Efendimiz'in hitab-ı ilahi var. Habibim, bizim vahyimiz geldiği zaman dillerini devreştirme. Biz onu senin sadrına yazıyoruz. Sadrına yazıyoruz. Hemen Peygamber değilim bana. Ama Rabbim'in hitabı, Peygamber Efendimiz tarafından hitabı. Ümmetime söyleyin, yaşayacakları geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Bitti ya. Şu iki kelime cümle neler ifade etmiyor değil mi? Neler ifade etmiyor? Bu hadis-i şerifin müellifi kim işte oturuyor Abdülaziz. Diyanet kitabı tehlike etmiş de böyle bir hadise rast gelmedi bizim için. Ulan uyan mısın? Hadise rast geliyorum ben. Hadis. Ne arıyorsun ya? Neyse, tadıyı da bırakalım burada değil mi? Allah cümlemize razı olsun. Dahanlarınız varsa söyleyin bu mevzuda. Vallahi nasıl örtüyse namazları öyle kılalım. Namaz borcu olmasın üzerinizde. Oruç borcu olmasın üzerinizde. Hacca gitmek lazım. Mutlaka gidin. Farz olduğu sene gitmezseniz bakın tehlikeleri var. Allah korusun. İmkanlar var. Durumda müsait hacca gitmiyorsun. Emri hak vakit olursa Hazreti Allah hesabını sorar senden. Gidene kadar. Aynı sene hacca giderken, hacca giderken müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Vefat ettin yolda. Hac yapamadın yahut. Vardın var yapamadın. Hazreti Allah onun suretinde, okuduğun suretinde bir melaki halkı der. Her sene onun yerine hac gider. Sabah olmalarımız. İyi anlıyor musun? Farz olduğu sene. Hah. Giderse. Bakın bunlar atmasyon değil. Ama ikinci işini dördüncü seneye bıraktın da gidemedin. Hesabı çekiyorsun. Arada da senin için belki hayır, sana değil. Farz olduğu zaman ibadet, taat, namaz vaktinde kılınan namazdır. Namaz vaktinde kılınan namazdır. Ne demek vakti? Diğer vakti girmeden icra ediyor. Tamamdır. Evet. Namaz boyunu bırakmayın. Kaza edin. Kazalar camide kılınmaz. İbadette gizli, kabahatte gizli. Evde kılarsınız. Fazla namaz, geriye namazı kılarsınız. Fazla başka namaz yok. Zuhra falan böyle bir namaz yok. Uyduruk şey onlar.
Yapmayın böyle şeyler, günaha girersiniz. Namaz kılmaktan insan günaha girer mi? Evet. Niye? Kitapta yok, sünnette yok, hiçbir şey diyor. Sen de namaz kılıyorsun. Olmadıysa. Niye olmadıysa? Bizim bütün namazlarını boyuna kadar et. Boyuna et. Olmadıysa. İman mı bu, rica ederim. Bir şey yapıyorsun. Hani hoca demiş, kus ediyormuş adam derede. Ne olur bir bak da kusu doğralıyor mu demiş. Varmış kus etmiş. Oldu mu hoca? Olmadı. Bir daha inmiş, olmadı. Bir daha inmiş, oldu mu hoca? Olmadı. Oldu hoca demiş. Ha oldu şimdi. Şimdi oldu. Niye? Senin için kurtulamıyor hoca. Oldu diyeceksin. İyi anlıyor musunuz? Yoksa üç yaş yok öyle. Oldu mu hoca? Öyle mi? Cuma kılıyoruz. İki kez ya. Cuma iki kez. İmam Efendimiz, Peygamber Efendimiz şurada namaz kılar gelirdi. Şöyle gidince namaz kılardı buyurun diye biz de onu oraya gidiyoruz. Hadi şöyle sorarım, onu çakmıyoruz. İki bir kez onu nikat yaptık. Allah kabul etsin. Peki 16 rikat nereden çıkardın ya? Bazı yıllar 26 rikat kılan yerler var. Davut'un altında duydum ben. İki rikat. Hutbede hazır bulunan bir kişi iki rikat İmam Efendi ile Cuma'nın farzını kılarsa. Bir ilim var mı buna namazın olmaz diyecek yok. Bir tane hiç kişi olmaz. Cuma tamam. Başka bir ilim var mı buna olmaz diyecek. Hayır. Uydurursa bu şeyler Darül Harp'te, Darül İslam'da, Darül Suf'ta ya falan. Ne demek o? Harpteymişiz de olursun harpte olan. İmkan bulursa ki namaz varız. Peygamber Efendimiz harpte bile karşı karşıya güçler dururken namaz kıldırdı, cemaatle namaz kıldırdı. Elinizi bağlamayın da bizi meşgul görmesin. Karşıdaki düşman buyurdular, ellerini bağlamadan buyurdular. İşte bazı mezheplerde buna iştahat ettiler. Ellerini bağlamadan namaz kıldırdılar. Doğru mu? Yerinde. Namaz üzerinde tartışılmaz. Beş vakit namaz. Namazın 12 farzı vardır. 6'sı içinde, 6'sı dışında. Dışındakiler hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit niyet. İçindeki farzlara gelince, kıyam, kıraat, rükû, sucud, kade-i ahire, teşehhüd miktarı bulup, sunduğunda, ihtiyarında namazdan çıkmak. Ya, nasıl kılacağız ya Resulallah? Bunu bize tarif et. Hah! Peygamber Efendimiz tarif et. Şöyle kıyamda şöyle okuyacaksın. Hatta okuyacaksın. Arkadan ufak bir damla buraya, ufak bir damla buraya koşacaksın. Rüküye varacaksın. Üç kere Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin. Azim olan Rabbim. Sen Sübhansın. Diyecek Allah'ın kiramını yapacak. Zikredecek Allah'ın. Semiallahu lümen havle ayağa kalkacak, doğrulacak, kümenin duyduracak. Rabbena lekel hamd diyeceksin, demezsin. Allah senin niyazını duydu, zikrini duydu. Allahu ekber diyeceksin, secde olacak. Secdede yedi kemik üzerine secde olmak lümen olur, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yedi kemik üzerine, 2, 4, 6 bir de arın burun bir kemik, arın burun, yedi kemik üzerine secde olmak demem olurdu. Yaptık mı? Sübhane Rabbiyel Âlâ dedik. Hatta Sübhane Rabbiyel Alül Âlâ dedik. Olmaz mı? Ha, daha güzel. Kaç kere? 3 kere dedik, 5 kere dedik, 7 kere dedik. Müsait.
Allahu Ekber dedik, doğru mu? Peygamber Efendimiz ne yapardı? Biz ikinci secdeye varmayacaksak dedi. Yoruldum, daraya çağırdı. Yol aslında. Sen Ramazan atıyorsun bir kadın. Allahu Ekber dedi, ikinci secdeye varır. Ondan sonra kıyamam kalacak. İkinci fiyat tahiyyatı da unutulacak. Kaç kere sanıyorsun? Efendim, sünnetler farz yerine niyet edilirse kaza yerine kabul olur. İnanma. Hangi sünnet? Fıkhi meseleler en güzel sohbetlerdir. Yani şimdi şu sohbetimiz bütün sohbetlerin üzerinde. Niye fıkhi mesele? Bir kere kaza umuma gösterilmez. Sünnetler vardır. Müekked sünnet, gayri müekked sünnet vardır. Müekked sünnetler Peygamber Efendimiz hiç terk etmediği sünnetlerdir. Farz diyemezsin ama hüküm yürütemezsin üzerine. Hiç terk etmeyeceksin. Vakitler içerisinde. Öğlen namazı. İlk sünneti, son sünneti. Müekkedler bunlar. Terk edemezsin bunları. Kazaya da diyet edemezsin. Günaha girersin. Bazı hocalar fetva veriyor. Aklı kadar konuş. İkinci namazın ilk sünneti gayrimüekkettir. O kazaya kılabilirsin onu. Niye? Peygamber Efendim bazen kılmadılar bu sünneti. Kılmamak sünnettir. Kılmamak sünnettir bazen. Tamamıyla değil. Bazen kılmamak sünnettir. Onun için bunu kazaya niyet edersin. Niyet ettim ya Rabbi, insanın rızan için kazaya kalmış olan en son ikindi namazını farz kılarsın. Değil mi? Farz namazı gibi kılarsın, sünnet gibi değil. Hemen. Yatsı namazın ki sünneti. O da gayrimekke sünnettir. Dört rekat. Onu da yatsının farzına kazaya kalmış olan. En son, en son, en evvel tarih düşünecek. Tarihi bilmediğin için en son, en evvel falan demek yerinde bir tespittir. Allah kabul etsin. En son kazaya kalmış olan yatsı namazını farzına dersin. Allahu Ekber. Dört rekat farz namazı gibi kadar sonra. İki vakitte de Selahat-ı Vitir kaza olur olmaz. Bunun üzerinde tartışma vardır. Selahat-ı Vitir başlı başına bir namaz değildir. Yasın arkasına ilave edilmiş Ebu Hureyre'yle radıyallahu anh efendimizden mervi olan bir hadise isnaden hattı zaten gece namazıdır. Habibim kalk gecenin sunda kalk, leylinde kalk. Fazla namaz kıl, fazla namaz, fazla diyor Hazreti Allah. Peygamber Efendimiz. Nedir bu? Teheccüd. İki rekat, 12 rekata kadar vakidir, durdur. Peygamber Efendimiz de farzdır, Hazreti Allah bizzat Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Peygamber Efendimiz de farz olan bize vaciptir, kurban gibi iyi anlayın. İşte kurban da öyle istiklal konusu oluyor ya. Biz de var mı diyeyim mi? Peygamber Efendimiz de farz. Bize vacip kurban. Sünnet değil. Niye? İşte inna atayma kel kevser. Fesalli rabbike ben har. İşte orada kurban kes. Kurban kes. Deyince Peygamber Efendimiz'e farz oluyor, bize vacip oluyor. Gece namazı gibi. Durumuna müsait olan, misal olmayacak olan kişi kurban kesmez.
Ne buyurur Hazreti Resulü Efendimiz? Gücü yetip de kurban kesmeyen bizim eşliğimden uzak olsun. Kuramasın. Niye? Yakışmıyor. Neyse fazla denmesin be. Az durumu müsait. Niye kesmiyorsun? Bir fakir fukaranın hakkı var. Bir çoluğun çocuğun kalabalığı olsun iyi. Kalabalık. Allah'a anlaşın. Ama zenginsin. İyi işe taksim et. Birini konuya komşu hediye et. Durum istersen müsait olsun. Hediyeleşmek var mı usta? Bulmam etinden. Hediye versin. Birini de çoluğun çocuğuna yersin. Birini de fakir fukaraya dağıtırsın. Şerif bu. Ha, fetva, takva hepsidir. O ayrı. Takva hepsidir. Fetva bulmuş. Şey gibi. Nisap gibi mesela. Nisap. Evet. Yani ne anlatıyor? Namaz borcu bırakmayın. Aklı selim insanları diyorum. Hepiniz aklı selim insansınız. Dervişsiniz, bir sıfatınız var. Olmayanlara da aynı şeyi hitap ediyoruz. Allah şimdiye kısmet etsin. Dervişlik sofidir, sofiliktir. Sufa ehlinin devamıdır. Peygamber Efendimiz'in kurduğu üniversitedir. Başka bir şey. Kitap, sünnet, icma, kıyas, fıkha, elle-i şariyeden uzak değildir. Onlar kitabın, evet, Allah'ın emrini olduğu gibi yaşamaya çalışan zümrelerdir, toplumlardır. Peygamberin gittiği yolu izleyen insanlardır. Ayrılık değil bunlar, ayrılık değil. Sof iyidir. Yok efendim, yünden gel de sof derler, sof derler. Güzel, sof değil öyle. Gitmeyin, öyle gargar etmeyin. Yok. Peki, Allah cümlemizi o beyan edilen sofilerden, efendim, dervişlerden eylesin. Cümle derviş kardeşimize de rahmet eylesin. Rabbim huzurlarına mağfiret eylesin. Sadece dervişlerim hayır hayır bizim. Ehl-i iman ehl-i İslam'ın. Ehl-i iman ehl-i İslam'ın. Hatta hiç yüreği kadar tabi değil.